Ali İmran suresinin fazileti ile ilgili hadis-i şerifler. 1. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki, kim Ali İmran suresini cuma günü güneş batıncaya kadar okursa, melekler onun için geceye kadar Allah'tan bağış dilerler. 2. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki, her kim Ali İmran suresini okur da o sureler içinde onları tefekkür etmeyen kişilere yazıklar olsun. 3. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki, kim Bakara ve Ali İmran'ı okursa, onlar kıyamet günü gelir şöyle derler, ya Rabbi, ona hiçbir azarlama yapılmasın. 4. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki, her kim cuma gecesi Bakara ve Ali İmran surelerini okursa, kıyamet gününde o sureler kanatlara dönüşür ve o kanatlarla Sırat köprüsünün üzerinden cennete uçar. 5. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki, Ali İmran'ı okuyan kimseye kıyamet günü Sırat üstünde okuduğu her bir ayetin karşılığında emniyet verilir. 6. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki, kim Ali İmran'ı okursa fakirlikten kurtulup zengin olur. 7. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki, bu Şehidallahu ile başlayan ayeti kerimeyi okuyan kimse için Allahu Teala 70 bin tane melek yaratır. Kıyamete kadar onun için istiğfar ederler. O kimsenin affını isterler. 8. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki, Fatiha-i Şerife, Ayet-el Kürsi, Şehidallahu ve Küllehümme ayetleri nazil olurken bu sure ve ayet-i kerimeler arşa sarılarak bizi isyan eden bir topluma mı indireceksin dediler. Mevla Teala da izzetim, celalim ve yüce şanım hakkı için herhangi bir kul sizi her farz namazın arkasından okursa mutlaka onda olan günahları mağfiret ederim. O kişiyi Firdevs cennetine yerleştiririm. Her gün o kişiye 70 kere rahmetinle nazar ederim ve o kişinin 70 ihtiyacını görürüm ki o ihtiyaçların en aşağısı günahların bağışlanmasıdır. Ali İmran suresinin fazileti ile ilgili ashab-ı kiram, evliyaullah ve alimlerin rivayetleri. 1. Ebu'l-Leys Semerkandi rahimetullah dedi ki, Ali İmran suresinin 26. ve 27. ayetlerini sabah ve akşam okuyan kişiyi Yüce Allah zilletten kurtarır, aziz kılar, kalbini Allah sevgisiyle doldurur ve rızkını bol eder. 2. Ebu Hureyre radıyallahu anh'ten rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem her gece Ali İmran'ın sonundan 10 ayet ki 190. ayetinden 200. ayetine okur ve her kim bir gece içinde Ali İmran suresinin sonunu okursa o geceyi ibadetle geçirmiş sevabı yazılır. Ebu Hureyre radıyallahu anh dedi ki, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem her gece Ali İmran suresinin sonundan 10 ayet okurdu. 3. Hazreti Osman radıyallahu anh'den şöyle rivayet edildi. Her kim bir gece içinde Ali İmran suresinin 190-200. ayetini okursa o gece ibadetle geçirmiş sevabı yazılır. Rivayet edildi ki, gece uyanıp evinden çıkınca göğe bakıp Ali İmran suresinin sonundaki ayetlerini okumak müstehaptır. Çünkü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem böyle yapardı.